Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Altın 1488 dolar seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Kritik 1495 dolar seviyesinin altında bir kapanış bu. Ve önümüzdeki haftada bu seviyelerde kalmaya devam ederse altında yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kalabiliriz ve altın 1240 dolar seviyesine kadar gidebilir sevgili dostlarım. Aslında geldiği noktaya geri dönecek. 6 ay önce yine 1240 dolar seviyelerindeydi altın fiyatları ve o günlerde sizlere şunu söylemiştim. Altın fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselecek. Eğer ki 1300 seviyesi kırılırsa ve daha sonrasında da 1340 seviyesi kırılırsa 1500 dolar seviyesine kadar gidebilir altın demiştim. Ve nitekim tam da işaret ettiğimiz noktaya kadar yükseldi altın fiyatları. 1560 dolar seviyesi çok kritik bir seviye sevgili dostlarım. Ve bugünün koşullarıyla 1560 doların kırılması çok da mümkün değildi. Ve bu konuyla ilgili de sizleri uyarmıştım. 1560 dolar seviyesi 2, 3 hatta 4 defa denendi. 1550 seviyesinden geri dönüldü. Ve gördüğünüz gibi şu an itibariyle 1488 dolar seviyesinde. Peki sevgili dostlarım, altın neden tekrar düşüş eğilimine girdi? 6 ay önce neden 1500'lü seviyelere yükselmişti? Bugün neden tekrar 1240 dolar seviyesini işaret ediyor? Bakın 6 ay öncesinde FED parasal daralmadan parasal genişlemeye geçeceğinin sinyallerini vermeye başlamıştı. Hatta bundan bir yıl öncesine dönelim isterseniz. Bundan bir yıl öncesinde FED şunu söylemişti. Ben faizlerimi arttıracağım ve 2007-2008 krizi nedeniyle piyasaya bolca verdiğim doları tekrar toplamaya başlayacağım. Tekrar doların ana vatanına dönmesini sağlayacağım ve sonrasında da Amerika'ya dönen bu doları yakmaya başlayacağım, yok etmeye başlayacağım. Çünkü piyasada gereğinden fazla bir dolar sirkülasyonu var demişti ve bu nedenle de faizleri kademe kademe arttırmaya başlamıştı. Bundan yaklaşık 6 ay kadar önce başka bir filmin senaryosunu gösterime koydular. Nedir efendim bu? Trump şunu söylemeye başladı. Fed faiz indirmeli, Fed faiz indirerek bizim rekabet gücümüzü arttırmalı söylemlerini gündeme getirmeye başladı. Fed ise Trump'a rağmen faizleri sabit tutmaya devam etti ama her seferinde belki de faiz indirebiliriz imajı yarattı. Belki de faiz indirebiliriz demeye başladı. Yaklaşık 4 ay boyunca faizlerini sabit tuttu. Herhangi bir faiz indirimi yapmadı. Ta ki bir önceki döneme kadar. Bu bir önceki dönemde 25 bas puanlık göstermelik bir faiz indirimi yaparak faiz indiriminde ciddi olabileceğini gösterdi sevgili dostlarım. Yani parasal genişlemeye gidebileceğini ifade etti. Ve bunun sonrasında altın fiyatları daha da yukarıya çıktı. 1560 dolarlar zorlanmaya başladı. Ama sevgili dostlarım aslında Fed'in bir yıl önceki politikasından hiçbir şey değişmemişti. Yani Fed hala 2007-2008 krizinden sonra piyasaya verdiği doları toplama eğilimindeydi. Asıl amacı buydu. Sahiden de piyasada çok fazla dolar dolaşıyordu ve bu da piyasa dengelerinin bozulmasına sebep oluyordu. Sevgili dostlarım bakın, Fed'in bu politikasında en ufak bir değişiklik yok. Fed sadece faiz indireceğim imajı yaratarak bu faiz ortamında yani mevcut faizleriyle uygun koşullarla bunu yapmaya çalışıyor. Evet, daha düşük maliyetlerle piyasadaki doları toplamaya çalışıyor. Faiz indirmeyeceğim, parasal genişlemeye gideceğim demeseydi Fed bugün çok daha yüksek faiz ortamında piyasadaki parayı toplamaya çalışıyor olacaktı ve bunun da Fed'e çok ciddi maliyetleri olacaktı. İnanılmaz güzel bir film ve bu filmin sonuçlarını almaya başladı Fed. Dünyanın her yerindeki merkez bankaları, bakın Avrupa Merkez Bankası dahil tam 48 merkez bankası agresif faiz indirimleri yapmaya başladı. Bu agresif faiz indirimleri sonrasında da sevgili dostlarım Fed amacına ulaşıyor. Adım adım gidiyor ve göreceksiniz
FED faiz indirmeyerek ana vatanına doların daha hızlı dönmesine sebep olacak. Oluk oluk dolar Amerika'dan piyasalara değil, piyasalardaki dolar oluk oluk Amerika'ya akmaya başlayacak. Ve tabii ki bunun altın gibi değerli madenler üzerinde de çok ciddi etkileri olacak. Altın hızla değer kaybetmeye başlayacak. Dolar değer kazandıkça altın değer kaybedecek. Altın popülaritesini yitirecek çünkü Fed'in parasal genişlemeye gitmeyeceği ortaya çıkmaya başladı. Fed bundan sonraki süreçte hele ki Amerika ekonomisindeki gelen bu verilerle faiz indiremez. Böyle bir intihara teşebbüs etmez. Tekrar 2007-2008 krizlerinin önünü açmaz. Yeniden bir balon oluşmasına sebebiyet vermez. 2007-2008 krizinin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor sevgili dostlarım. Bakın aradan 10 yıl geçti ve Amerika ekonomisini daha yeni yeni toparlamaya başladı. Ve toparlanmış bir ekonomi doğal olarak enflasyonist bir ortam da yaratıyor Amerika'da. Oluşan bu enflasyonist ortam da yine Fed'in faiz indirmeyeceğini gösteriyor. Fed parasal genişlemeye gitmeyeceği gibi aksine bir parasal daralmaya doğru gidiyor aslına bakarsanız. Ve yine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da çok önemli bu süreçte. Avrupa Merkez Bankası da politika faizlerini değiştirmedi. Sadece mevduat faizini 10 bas puan aşağı indirdi ve şunu söyledi. Bundan sonra mevduatlarınızı bize getirmeyin. Başka bir güvenli limana gidin. Aslında Amerika'yı işaret etti. Yani benim sizlere vereceğim 20 milyar 30 milyar euroları parasal genişlemeyle birlikte alın dolara çevirin ve 2-2,5 aralığında faiz veren Amerika'ya götürün. Yine görüyorsunuz doların piyasadan çekilmesiyle ilgili Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı diğer bir hamle. Bu veriler özellikle altında yatırım yapan spekülatörler tarafından çok net bir şekilde okunuyor. Evet, spekülatörler tarafından bu hamleler çok net bir şekilde okunuyor. O nedenle de altında satış baskısı gelmeye başladı. Altın çok ciddi bir şekilde düşmeye devam edecek sevgili dostlarım. Aynı 6 ay öncesindeki geldiği değere dönecek. Yani bugün 1500 dolar olan altını yarın 1240 dolar seviyelerinde göreceğiz. Hem de çok kısa bir zaman içerisinde. Çünkü altındaki hareketler çok daha agresif gerçekleşiyor sevgili dostlarım. Peki bunun dolara etkisi ne olacak? Piyasadan dolar çekildikçe doların kıymeti artacak. Dolar daha da değerli bir para birimi haline gelecek. Dolar kıtlığı yaşanacak ve dolar değerlendikçe de Amerika'nın işi daha da kolaylaşacak aslına bakarsanız. Amerika değerli doları tercih ediyor. Bakın bizim gibi ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde özellikle ya da dolarla iş yapan, dolar bağımlısı olan ama dolar basamayan, dolar üretemeyen ülkelerde kendi para biriminin değerli olması büyük bir risk. Ama Amerika'da doların değerli olması, yani daha çok alım gücünün olması büyük bir avantaj. Düşünsenize 1 dolarla 1 birim mal alırken 1 dolarla 2 birim mal almaya başlayacaksınız. Amerikan dolarının her gün daha da değerli olması aslında Amerika'nın işine geliyor sevgili dostlarım. Bu nedenle de piyasadaki doları hızla çekmek istiyor ve bunu en düşük maliyetlerle yapmak istiyor. Faiz arttırmadan yapmak istiyor. Mevcut faiz koşullarında yapmak istiyor. Diğer ülkelere faiz indirterek kendi faiz ortamını daha cazip hale getirerek yapmak istiyor sevgili dostlarım. Ve bunu da gayet iyi bir şekilde başarıyor. Altın fiyatları çok sert bir şekilde düşerken dolar fiyatlarında da önümüzdeki günlerde tüm dünyada çok sert yükselişler göreceğiz. Bakın dolar endeksi belki de tarihinde olmayan noktalara çıkacak. Dolar tüm dünyada değer kazanırken doğal olarak Türkiye'de de değer kazanacak ve Türk lirası çok ciddi değer kayıplarıyla karşımıza çıkacak. Onun için doların alım seviyesi çok uygun diyorum sizlere. Bakın sevgili dostlarım, dolarda minik aşağıya hareketler olacak ama görüyorsunuz Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının Forex piyasasında tüm çabalarına rağmen dolar 5.65 seviyesinin altına indirilemiyor artık. Önümüzdeki günlerde dolara talebin gelmesiyle birlikte ve Türkiye'deki dolar arzının iyiden iyiye kısılmasıyla birlikte
dolar yukarıya doğru çok ama çok sert hareketler yapacak. Bu şunu gösteriyor. Dolar yukarıya çıkarken yurt dışında altın düşerse bizde gram altının fiyatı çok ciddi anlamda düşer mi? Hayır, düşmez sevgili dostlarım. Sadece dolara yatırım yapanla altına yatırım yapan arasında oransal fark olur. Yani dolar yatırımcısı %40 kazanıyorsa altın yatırımcısı %10 kazanır ya da hiç kazanmaz. Ama kaybı olmaz. Neden? Çünkü doların yükselişi onsun düşüşünü bir şekilde hedgeleyecektir, dengeleyecektir. Yurt dışında altın onsu düşebilir ama Türkiye'de dolar yükselirse doğal olarak gram altın belli seviyelerde kalmayı başaracaktır. Onun için sevgili dostlarım, gram altın alanlar belki zarar etmeyecek, çeyrek altın alanlar belki zarar etmeyecek ama dolar yatırımcısının fırsatını da yakalayamayacak. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bakın, tüm dünyada dolara olan talep tüm hızıyla artacak. Amerika tüm dünyadan dolar çekmeye devam edecek. Bundan sonra doların artacağını, çoğalacağını, piyasalarda dolarla ilgili bir parasal genişleme olacağını düşünmeyin. Ve böyle bir durumda da Türk lirasının dolar karşısında değerli olabilmesi mümkün değil. Altının dolar karşısında değerli olması mümkün değil, altının yükselmesi de mümkün değil sevgili dostlar. Bu videomun da sonuna geldim. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Yorumlarınızı bekliyorum ve kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.